Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Evet. Arım ve bugün sizlerle yepyeni bir efektle daha beraberim. Çok eskiden kendim keşfettiğim bir efekt bu. Expo'da yanımda sizlere göstereceğiz. Hoş geldin Expo. Hoş geldin desene ha. Hoş bulduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar normal kalemimizi alıyoruz böyle gördüğünüz gibi. Ve buna rotobrush atıyoruz. Her zamanki gibi ve rotobrush'lı hali bu. Şöyle göstereyim size. Ondan sonra ardından her şeyi normal bir şekilde yapıyoruz. Bir tane liquid attım ben. Başka bir şey de atabilirsin. Mask atarsınız. CC balls atarsınız. Tamam mı? Bunu attıktan sonra o attığınız klibe yukarıdan gelip layer auto track yapıyorsunuz. Apply to name layer yaptım ve sizi yeni bir layer oluşturacak böyle. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bunu kapatacaksınız. Yeni bir layer'da ayarlara geliyorsunuz. Saber attıktan sonra transparan yapıyorsunuz burayı ve yine custom score layer mask yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra hemen açıyorum. Gördüğünüz gibi Inferno'da görüntüsü bu şekilde. İstediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi kısarsınız, edersiniz. Bir sürü ayar var yani buradan. Bir klasik Saber gördüğünüz gibi. Buradan hatta ne yaparsınız? Söylüyorum. Tekrardan göstereyim. Distortion, Core Distortion. Buradan fullersiniz bunu gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde bir sürü efekt yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir efemiz okudu değil mi? Expor Bey. Yani. Ayrıca bunu kompozit yaparsınız. Şöyle. CTRL'de Shift C. Kompozit yapalım. Yani daha da abartabilirsiniz o anda. Yine Deep Glow, ne bileyim S Glow bir şekilde atarsınız. Gördüğünüz gibi parladı. Biraz kısalım. 250 yapalım bunu. Ardından S Scanlines atalım. Scanlines'ın ayarını biraz ayarlayalım. Gördüğünüz gibi güzel bir efekt oldu yine. Başka videoda görüşmek üzere. Bu efekt sizlere özel. Yapın, kurcalayın. İstediğiniz kadar güzel yapabilirsiniz. Hoşça kalın.